İyi günler arkadaşlar. Uzun süredir YouTube kanalıma video koymuyorum ama bugün çok önemli bir konuğum var. Ben de biraz önce tanıştım, heyecanlandım. Hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Şu anda ben Belçika'nın Gent şehrindeyim. Gent Üniversitesi'nde Türkçe bölümündeyim. Biraz önce kendisiyle tanıştım. Hemen soracağım. İsminiz? Adım Johan van de Valle. Buradaki göreviniz nedir? Buradaki görevim Gent Üniversitesi Türkçe bölümü başkanı. Türkçe bölümü başkanı. Şimdi çok önemli bir şey, ben de biraz önce öğrendim. 1987'de siz Belçika'da, Babil'de en çok dil konuşan Belçikalı seçildiniz. Kaç dil konuşuyordunuz o zaman? O zaman 22 dil üzerine kısa testlere girdim. Ölü diller sayılmıyordu. Mesela Orhon Türkçesi, Latince sayılmıyordu. Sadece yaşayan diller. Siz Orhon Türkçesini biliyor musunuz? Biliyorum, evet. Peki, Üzer kök tengri, asra yağız yer. Üzer kök tengri, çökmeser, asra yağız yer telinmeser. Ey Türk bodunu, senin türünün, senin ilinin kim artatı udacı erdi? Hiçbir şey anlamadım ben. Ne diyor? Üstümüzde mavi gök çökmezse, altımızda yağız yer delinmezse, ey Türk halkı, senin töreni, senin ülkeni kim yok edebilirdi? Bak, ben bir Türk olarak bunu ilk defa sizden duyuyorum. Hep duyardım ama hem orijinalini hem Türkçesini söylediniz. 22 dil 1987'de biliyordunuz. Şu anda kaç dil çalıştınız diyelim? Bildik. Evet, şimdiye dil kadar öğrenimimde 50 yıllık bir deneyimim var. Bu 50 yıl içinde 50 dil inceledim. Evet ve özel bir metot geliştirdim. Birkaç gün önce yabancı dil öğrenmenin püf noktalarını Instagram hesabımda paylaşmaya başladım. Yani teker teker anlatacağım. Instagram'ım johan.vandevalle. Süper. Senin soy ismini orada ben bu metni, videoyu paylaşırken alıp koyacağım hesabınızı. Şimdi bize anlatsana mesela Türkiye çevresinden başlayarak hangi dilleri nasıl öğrendin? Evet, ben önce 1973 yılında ailece Romanya'ya gidecektik ama Romanya uçağı dolu olduğu için bize İstanbul'a gitmeyi tavsiye ettiler. Bu şekilde İstanbul'a geldim ve Türk halkıyla tanıştım. Misafirperverlik beni çok etkiledi ve Türkçeyi öğrenmeye karar verdim. Bir de Türkçeyi biraz öğrenince Türkçenin matematiksel yapısı beni büyüledi. O zaman Latin matematik bölümünde okuyordum. Babam da matematik öğretmeni. Ve bu Türkçeyi tamamen öğrenmek istediğim için Arapça, Farsçayı da öğrenmeye başladım. Sonra o matematik yapının, matematiksel yapının Türkçenin Türkiye'nin dışında konuşulan kardeş dillerinde de bulunup bulunmadığını görebilmek için önce Rusçayı öğrendim. Ve sonra sırayla Azerice, Türkmence, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca. Bunları hepsini öğrendiniz. En önemlilerini öğrendim. Bir de genel olarak dil bilim benim ilgimi çekmeye başladı. Üniversitede dil bilim okudum. Benim dil bilim alanında doktoram da var. Kapadokya'yı anlatabilir misin bir de? Evet, birkaç yıl önce Gent Üniversitesi'ne bağlı Profesör Mark Jansen ile Kapadokya Rumcası konusunda işbirliği yapmaya başladık. Onun uzmanlığı Yunanca ve Rum diyalekleri. Benim uzmanlığım Türkçe ve Kapadokya Rumcası Türkçeden son derece etkilenmiş bir Rum diyaleği. Adeta Türkçeleşmiş bir Yunanca gibidir. Bu profesör Kapadokya Rumcasının Ermenice'den de etkilendiğini
söyledi ve benim Ermenice öğrenmemi istedi. Hem Batı hem de Doğu Ermenicesini öğrendim o zaman. Ama genel olarak yani dile karşı büyük şimdi, bir ilgim var. O kadar rahat söylüyorsun ki yani onu da öğrendim. Ben bir tane dil öğrendim, İngilizce. 20 yılımı aldım. Yani bu kadar rahat bir şekilde öğreniyor olmanın sırrı nedir? İnsanda büyük bir ilgi olmalı, bir istek olmalı, bir sebatkarlık olmalı. Hani umudu kesmemek gerekir. Bazen insan bir dili öğrendiği zaman bu hiçbir zaman başarıya ulaşamayacağım düşüncesine kapılır. Ama o zaman devam etmesi gerekir. Azimle devam etmesi gerekir. Ve insan devam ederse mutlaka başarıya ulaşır. Evet. Yani bunu kendi deneyimimden biliyorum. Şimdi o kadar güzel ifade ettin ki çok teşekkür ederim. Genelde Türkiye'de şöyle bir algı var. Herhangi bir alanda başarılı olunca niye başarılı? Doğuştan diyorlar. Halbuki siz ne dediniz? Çalışmak, ilgi duymak, sebatkarlık çok önemli bir kavram. Çok teşekkür ederim. Şey demediniz yani ben doğuştan zaten böyleydim. O yüzden öğrendim demiyorsunuz. Ve buna pek inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. O yüzden çok hoşuma gitti. Buyur. Yani bazı ülkelerde insanlar ana dillerini biliyorlar ama yabancı dil öğrenmekte zorluk çekiyorlar. Belçika'da ise Belçika üç dilli, üç resmi dilli bir ülke. Hollandaca, Fransızca, Almanca. Bir de okullarda İngilizce okutuluyor, Latince, Yunanca okutuluyor. Öğrenciler İspanyolcayı, İtalyancayı seçebilirler. Benim oğlum mesela liseyi bitirdiğinde 10 farklı dil üzerine ders görmüştü. Yani dil açısından zengin bir ortamda yaşıyoruz. Bu da insanların çok dil öğrenmelerine yol açar. Bu 1987'de Babil'deki yarışmada birinci olunca sana bir soru sordular. En çok sevdiğin dil hangisidir dediler. Ne demiştin? O zaman en çok sevdiğim, en çok hayran kaldığım dil Türkçedir demiştim. Ama o zaman 22 dil biliyordum. Şu anda 50 civarında dil öğrendim ve benim sorum hep aynı. Yine yani 50 dili, yani çok farklı sistemlere sahip diller öğrendikten sonra hala en çok hayran kaldığım dil, yapısını en mantıklı, en matematiksel bulduğum dil Türkçedir diyorum. Aslında biraz yanıt verdim ama biraz daha açmanı istiyorum. Neden Türkçe? Yani Türkçe'de seni cezbeden şey bu iç yapısındaki tutarlılık mıdır? Başka bir özelliği var mı? Türkçe tıpkı satranç oyunu gibi. Satranç oyununun kuralları basit ve az sayıda. 7 yaşındaki bir çocuk satranç oyununu oynamayı öğrenebilir. Rahatlıkla öğrenebilir. Ama bunun oynama imkanları sınırsız. Yani kombinasyonlar sınırsız. Türkçe bunun gibi. Türkçe'de mesela çoğul eki bir tek ektir. Bizim ana dilimiz Flamanca'da 3 tane çoğul eki vardır. Yani 3 tane farklı eke gerek yok. Bir ek yeterli. Yani Türkçe'de bu tutumluluk, bu ekonomi var. Hmm. Yani en az ögeyle en çok şeyi ifade edebilmek yeteneği Türkçe'de var. Yani bütün dillerin hedefi o değil mi? En kestirme yoldan kendini ifade edebilmek. Buna inanmıyorum. Dillerin böyle bir hedefi yok. Ama diller gelişiyor ve sistem belirli bir duruma geliyor. Zamanla bir dilin sistemi değişebiliyor. Şimdi o Kapadokya Rumcası gibi. Kapadokya Rumcası eski Yunanca'dan gelme ama sonuç yapı olarak Türkçe'ye çok yakın bir dil oldu. Yani sistem değiştirdi. Yani dillerde bu mümkün. Çok teşekkür ediyorum.
Ben bugün kendimi çok şanslı hissediyorum sizinle aynı yerde bulunmaktan ve sizden öğrenmekten. Biraz önce beni izleyenler de fark etmiştir. Ben dil bilim alanında bir tez attım. Ne kadar kibar bir şekilde, hayır hocam bilmediğim bir alanda konuşuyorsun dedi. Bilimsel tartışmalarda olması gereken de bu zaten. Çok sağ olun. Umarım bu yayından sonra Türkiye'deki medyadaki arkadaşlarınız biraz daha çok sizi tanımak için size ulaşırlar. Sizin Instagram sayfanızı da paylaşacağım. Oradan diyaloğa devam ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.